Merhaba, geçmiş olsun. Ben Ceyda. Ceyda Aran. Yani ismin tanıdık geldi ama çıkartamadım. Oturabilir miyim? Tanışmıyor olabiliriz ama aslında çok fazla ortak noktamız var. Nasıl yani? Ayşe ile Kerem'den bahsediyorum. Tanışmamız gerektiğini düşündüm. Bak eğer onlardan konuşacaksak hiç konuşmayalım. Öğrenmem gereken şeyler var. Ayşe ile Kerem'in bir anda sevgili olması hiç normal değil. Ayşe ile senin de bir ilişkin varmış. Onların nasıl sevgili olduklarını biliyor musun? Şu halimi görüyor musun? Olanları biliyorum. Dün gece başına gelenleri Yelda teyzeden, Kerem'in annesinden öğrendim. O da bu ilişkiyi anlamlandıramıyor. Bize hiç gerçekçi gelmiyor. Bak, bunları hayatımda ilk defa gördüğüm biriyle konuşacak halim yok değil mi? Berk, sen farkında olmasan da biz aynı taraftayız. Bana yardım et de ben de sana yardım edebileyim. Eğer bu kadar çok merak ediyorsan en yakın arkadaşıyla konuş, Gonca. Aynı iş yerinde çalışıyor. Teşekkür ederim. Ama sen de eğer konuşmak istersen beni istediğin zaman arayabilirsin. Gelebilir miyim? Gel gel. İade raporlarını göndermiştim, bakabildin mi? Unuttum ben onları ya. Nedense hiç şaşırmadım. Malum evlilik telaşı. Evleniyorsun. Sevmediğin bir kadınla, neden? Ceyda, sen biraz fazla çalıştın galiba. İstersen 1-2 gün izin alabilirsin. Merak etme, ben gayet iyiyim. Seni de çok iyi tanıyorum. Kimi sevdiğini, kimi sevmediğini, ne hissettiğini, ne hissetmediğini. O zaman şu anda da ne hissettiğimi çok iyi biliyorsun. Sana ne benim kimi sevip kimi sevmediğimden? Herkes bitti şimdi de sen mi başladın? Başka işin gücün yok mu? Niye ilgilendiriyor seni bunlar? Hatırlıyor musun? Ortaokula gidiyorduk. Ben bahçede oturmuş annemler Amerika'ya gitti diye ağlıyordum. Sonra sen yanıma gelmiştin. Gelmişimdir. Merak etme ben yanındayım demiştin. Cebinden mendilini çıkarıp vermiştin. Ceyda bak. O mendili hala saklıyorum biliyor musun? Hala anlamıyorsun değil mi? Bu evlilik senin için küçük bir oyun sadece. Benim için de küçük bir bekleme süresi. Her şey olması gerektiği gibi olacak. Gonca Hanım. Bir dakika konuşabilir miyiz? Konu neydi? Biz iş arkadaşıyız aslında. Ceyda Aran. Moda yöneticiyim. Memnun oldum. Size birkaç soru sormak istiyordum. Ayşe ile ilgili. Yakın arkadaşmışsınız sanırım. Evet Ayşe benim yakın arkadaşım ama sorularınızı direkt Ayşe'ye sorsanız daha mantıklı olmaz mı? Tam tersine. Yakınların yanıtlarına ihtiyacım var. Kerem'le olan ilişkisi hakkında ne biliyorsunuz? Ya da Berk'le. Sen neyin peşindesin? Hiçbir şeyin peşinde değilim. Aslında gerçeğin peşindeyim. Ayşe'nin bir şeyler sakladığını düşünüyorum. Peki bana niye geldin? Diyelim ki ben çok acayip bir şeyler biliyorum. Sana arkadaşımı niye satayım? Güzel soru. Niye yapasınız ki böyle bir şey? Biraz düşüneyim. Mesela para için. Çok para ya da kariyer. Üretim bölümünde çalışan biri yönetim ofisine daha yüksek maaşla geçmek isteyebilir. Öyle değil mi? Bunlar olabilir mi mesela? Olabilir. Yani bu zamanda insanlar bu saydıklarınız için çok daha fazlasını yapabilirler. Ama ben tanımadığım birine arkadaşım hakkında atıp tutacak biri değilim. Benim tarzım değil. İyi geceler. Muhsin amcayı da ikna ettiğine göre Ayşe çok güzel hazırlanmış planına. Ay hayır yani nasıl bir imaj çizdiyse artık. Ay Muhsin, Ayşe diyor başka bir şey demiyor. Yok çok iyi bir kızmış da, yok melek gibi bir kızmış da falan filan yani. Hayır ben Muhsin'i nasıl kandırdığını anlıyorum da... ...şu Kerem'i nasıl kandırdı ben orayı çözemiyorum. Ben de belki bir şeyler öğrenirim diye Berk'le konuştum. Şu evi basan çocuk. Ay Ceyda! Sen nasıl buldun onu? Ne ara buldun? Ne dedi peki? Aslında pek konuşmaya niyeti yoktu. Ben de Ayşe'nin en yakın arkadaşını buldum. Gonca diye bir kız. Gerçi o da pek konuşmak istemedi. Ama ben bir şeyler sakladığına eminim. Ciddi misin sen? Bizim büyük resimde göremediğimiz bir şey olmalı. Çünkü Ayşe'yi anlıyorum. Bu evlilikteki motivasyonu para. Ama Kerem'inki ne? Ay ne bileyim yani. Ay hayır diyorum yani bu çocuğun hayatından kimler geldi, kimler geçti. Şey için söylüyorum yani. Hayır diyorum ki ne ara bu çocuk böyle evlilik delisi olur vallahi anlamıyorum ben. Hayır diyorum ki bu kız acaba... Buna şantaj falan bir şey mi yapıyor? Yoksa bu kız böyle melek yüzü görünen bir şeytan mı? Aslında bunu anlamamızın bir yolu olabilir. Nasıl yani? Ben diyorum ki avukatımla konuşayım. Çok ağır bir evlilik sözleşmesi hazırlatayım. Bu sözleşme Kerem'i ve varlığını korumaktan başka karşı tarafı da ezen bir sözleşme olsun. Ben anladım, sen şeyi söylüyorsun. Yani Kerem'le boşanırsa tek kuruş alamayacak Kerem de sen onu söylüyorsun. Ben biliyorum bunu. Hani bir şeyler alır ama asla umduğu kadarına değil. Ama işe yarayacak yani bu değil mi? Yani tam anlamıyla işe yarar yani değil mi? Yarayabilir. Ayşe bir an bile soğukkanlılığını bozsa belki gerçek yüzünü gösterir. Bu da bizim işimize yarar. Ama bu konuda size büyük iş düşüyor. Çünkü Kerem bu evlilik sözleşmesini Ayşe'ye imzalatmak istemeyebilir. Onu ikna etmek zorundasınız. O iş bende, sen merak etme. Ben onu ikna ederim. Ben Kerem'e diyeceğim ki ya bu sözleşmeyi imzalarsın ya da beni unut diyeceğim. Bak görürsün ben nasıl halledeceğim. O zaman ben avukatımı arayayım. Tamam. Sonra da izleyelim bakalım Ayşe neler yapacak. İster misin bu evlilik başlamadan bitsin? İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?